Peygamberimiz de çok kıskançtı. Eşlerini kıskanıyordu. Hanımlarını kıskanıyordu. Diğer peygamberler ama kıskanma şöyle yani koruyordu. Koruyordu yani. Hakaret etmesinler, kötülük yapmasınlar koruyordu. Allah kendisi kıskanç zaten. Allah perdeyle görüşeceksin dedi peygamberin hanımlarına. Allah kıskanç olduğu için perde arkasından konuşan münafıklar zarar vermesin diye. Çünkü pis herifler. Bakışları pis, niyetleri pis, konuşmaları pis. Onlar iğrenç yüzüne muhatap olmamaları için perde arkasından konuşmayı Allah istedi. Ama müminler de tabii mecburen o münafıkların zarar vermemesi için onlar da perde arkasından konuşmak durumunda kaldılar. Ama onlarınki bir ibadet oldu. Fakat münafıkların kötülüğünden korunmuş oldular. Dolayısıyla Allah kadınları kıskanır. Kıskandığı için mesela o işte çarşaf giymelerini söylemesi Allah'ın kadınları kıskanması Allah'ın onları korumak istemesidir. Eğer kıskanma değil mi? Koruma. Evet, diğer birçok ayette de hep kadınların koruyucu hükümler vardır. Kur'an'da hep erkeklere hitap ediyor. Adam aklı ne kadar zayıf ya. Erkekler ne diyor erkeğe? Kadına diyor, mehrini vereceksin. Bir daha diyor, ey erkekler, karınızı boşadığınızda evden dışarı çıkarmayacaksınız. İki, kadınlara velayet görevini yerine getireceksiniz. Üç, eğer aranız açılırsa şahit getireceksiniz, hakem getireceksiniz. Hep kadınların lehine. Hep lehine. Mesela diyor ki kadınlara efendim ailesi destek olsun. Ya işte akrabaları, kardeşleri destek olsun. Hüküm kadının lehine. Evet, dinliyorum. Tobesinde